Palamut ne kadar? Palamut 20 lira efendim. İstanbul 25 lira. Mezgitler bugün 25 lira. Bu mezgit 25 lira. Çinokop var, sarı kanat 50 lira. Balık olmadan fiyatlar biraz yüksek bu. Kavriye bak. Abi. Oh. Ay sağ olasın ya. Allah razı ol ya. Neyse görüş dedim. Görüş dedim şeye. Ben çünkü adam sırasıyla alıyor. Hacana, Hacı Hasan'ın maaşından bir şey olmaz. Şeyi başlatıp sonra. Ben de toplu para var mı benim ya? Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, değerli protokol üyeleri, saygıdeğer muhtarlarımız, kıymetli konuklar. Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileriyle bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak
geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim 2015 tarihli 2015 Taksim 11 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 19 Ekim gününün Muhtarlar Günü olarak belirlenmesi uygun görülmüştür. Bizler de bugün Muhtarlar Günü'nü kutlamak amacıyla burada toplanmış bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Kaymakamım, programı arz ediyorum. Görev Muhtarlar Derneği Çelengi'nin Atatürk anıtına sunulması, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşımız eşliğinde bayrağımızın göndere çekilmesi, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, kapanış. Muhtarlık müessesesi geçmişi 1829 yılına dayanan ve demokrasinin çekirdeğini oluşturan yerel yapılardır. Görele Muhtarlar Derneği Çelengi muhtarlarımız tarafından Atatürk anıtına sunulacaktır. Arz ederim. Sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşuna, ardından da müzik öğretmenimiz Cihan Sevim Önderliğinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Dikkat! Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, değerli daire amirleri, sevgili meslektaşlarım, kıymetli misafirler. 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenmiş olduğumuz programa hoş geldiniz diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlarken beşincisi kutladığımız günümüz 19 Ekim 2015 tarihinde çıkarılan genelge ile Muhtarlar Günü ilan edilmesinde emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gazi Meclisimize ve İçişleri Bakanlığımıza şükranlarımı sunuyorum. Sayın Kaymakamım, değerli misafirler, Muhtarlık Müessesesi 1829 yılından bu yana kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasinin en eski örneği temsil eden muhtarlıklar devletimizin en ücra noktasındaki kurumsal temsilcileri ve demokrasinin temel taşıdır. Muhtar kelime anlamı itibariyle Türk toplumun tarihi
kentsel, genelsel nitelikleri ile ortaya çıkmış bir kavramdır. Başka bir deyişle söz sahibi seçilmiş, eren ihtiyar anlamı da taşımaktadır. Yerel yönetimler, gerek demokratik hayatta oynadıkları roller, gerekse kamu hizmetlerinin halka sunulmasında ve erişiminde yüklendikleri fonksiyonlar sebebiyle yerel halkın yönetime katılmasının ilk aşamasıdır. Yerel yönetimlerin en küçük birimi köy ve mahalle yönetimidir. Biz bunlar bulunduğumuz mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil eden ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gören kişileriz. Yönetim kültürümüzde vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlarımız olduğu bilindiğinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Sayın Komutanım, değerli misafirler, bugün de sizinle yaklaşık bir asır önce o günün şartlarını göre çıkarılmış olan ancak bunun sorunlarını bir çoğuna cevap veremeyen 442 sayılı köy planının gücü vereceğiniz tarafından ele alıp girilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Çözümlerimizi tanımlarken hiçbir zaman bizlerden desteğini esinlemeyen başkalar sahiplerine konut verdiğim yere belediye başkanımıza ve tüm kurum amirlerimize teşekkür ve emekliyete intikal eder. Tüm muhtarlarımızı rahmet anlayın. Başka nereye kadar suzdayım ben? Bir gaz var. Dün mü yavrum? Nasıl değil?